City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi El Emeği Göz Nuru'nu sunar. Sevgili El Emeği Göz Nuru izleyicileri, bu hafta City Mall Salı Pazarındayız. Gelin bu serüvene hep birlikte ortak olalım. Engin Bey, Salı Pazarı ve diğer aktivitelerinizden de bahseder misiniz bizlere? Tabii ki, hoş geldiniz öncelikle. Salı pazarı bizim haftada bir yaptığımız ve el emeği ürünleri yapan, satan halkımızın, değerli halkımızın çok itibar gösterdiği, katıldığı bir gün oldu. Her gün, her hafta daha doğrusu giderek artan bir ilgi var. Gerek standlar konusunda görüldüğü gibi, gerekse halkımızın alışveriş konusunda artan bir ilgisi var. Bu konuda sizin de sağ olun, desteğinize de teşekkür ediyoruz. Çünkü halkımıza Salı Pazarı'nı tanıtıyorsunuz. Onun dışında da haftanın her günü City Mall'da herkes bir şeyler bulabiliyor. Konser var, imza günü var, aktiviteler, işte çocuk kulübü etkinlikleri, tavla turnuvaları, satranç turnuvaları vesaire. Aylık programlarımız da genelde ayda bir çıkan City Mall gazetemizde duyuruyoruz. Özellikle de bunu takip etmelerini, hem sosyal medyamızı hem de dergimizi, gazetemizi takip etmelerinizi değerli halkımızdan da rica ediyoruz. Onun haricinde de yaklaşan çok önem verdiğimiz bir aktivite var. O da 19 Kasım'da saat 16'da Retrobüs'te Geçmişe Müzikte Yolculuk. Geçmişte Müzikte Yolculuğa bütün izleyenleri, Kıbrıs halkını davet ediyoruz. Ücretsiz konser için Türkiye'den Retrobüs geliyor. Eminim ki Kıbrıs çok keyifle dinleyecek. Dürdane Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Dürdane Yiğit, Büyükkonuk'ta oturuyorum. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Hepsi okudu, memurlar. Evet, peki günleriniz nasıl geçer, neler yaparsınız? Günlerimiz, Büyükkonuk'ta bizim pazarımız var, turistler gelir. Öğlen gideriz, gözleme yaparım ben orada. Çok güzel satışlarımız olur. Toplumumuz güzel. İnsanlarımız güzel yani, böyle arkadaşlarımız var, çok güzel geçiyor. Evet, Salı günleri de burada, City Mall'dasınız. Salı günde buraya gelirim, bir sene olacak neredeyse. Çok beğenirim burayı da, hoşuma gider. Gelirim, burada sanatçı var, eğlence var, güzel geçer yani. Çok güzel, sıcak insanlar var, komşularımız güzel. Peki burada standınızdan nelerin satışını yaparsınız, hangi ürünlerinizi? Poğaça yaparım genelde, pastellik yaparım, getiririm. Sigara böreğim vardır. Yani çeşitlerim vardır. Bugün de sarma getirdim. Evet, yaprak sarması. Evet, yaprak sarması getirdim. O da satıldı neredeyse. Çok güzel. Peki Dürdane Hanım, pastelliğin yapımını da anlatır mısınız bizlere? Evet, anlatırım. Pastelliği şekerle, harnık tozuyla olur. Harnık tozuyla, harnık pekmezle olur yani. Fıstık koruz, ceviz koruz içine. Çeşitlerimiz yani öyle. İstersen yani balla da yapıyorsun. Evet. Evet, yani tarifesine gerek yok değil mi? Anladım bizlere. Öyle. Güzel olur yani o da. Pastelli yaparlar, bizim pazarda da satarlar öyle. Arkadaşlar güzel yaparlar. Ben yeni öğrendim daha. Ben de yapmaya başladım. Kıbrıs'a özgü bir tatlı pastelli. Evet, öyle. Hepsini öğrendik. Benim beyim Gazi'dir. Savaşa katılmış. 40 sene oldu geleli biz. Çocuklarım burada doğum yaptım yani. Buranın çocuğuydu. Buralıdır. Ben aslında Türkiye'liyim. Peki Dürdane Hanım, el işlerine de merakınız var mı?
Evet vardır. Ben hep yaptım. Dantel işledim. Başörtüsü yaptım. Yeniden makarna keserim ben. Çok güzel makarna erişte. Evet. Erişte keserim, yaparım onları. Rengarenk, yani her renkten yaparım ben şeyleri. Havuçlu yaparım. Ispanaklı yaparım. Pancarlı yaparım. Böyle renkli şeyler, hamur işleri yaparım. Evet, kolay gelsin Dürdane Hanım. Evet. Tanıyabilir miyiz? İsmim Emine Yüksek'tir. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Bir de torunum oldu şimdi. Allah bağışlasın. Teşekkürler, sağ olun. Peki burada standınızda neler üretirsiniz? Benim genellikle kiremit boyama en fazla ağırlıklı olarak. Lefkaramız var, kozamız var, takılarımız var. Yani Kıbrıs el sanatlarıyla ilgili aradığınız her şey var. Peki el işlerine merakınız nasıl başladı? Vallahi ben çocukluğumdan beri zaten bu işleri seviyordum. İçimden olan bir şeydi. Daha sonra şeye gittim, el sanatları şeylerine, kurslarına falan da katıldım. Eğitmen olarak da çalışmaktayım. Ankara Kız Meslek Lisesi el sanatlarından da mezunum. Dikiş, nakış bölümünü bitirdim. Burada da yine ahşap boyamayla ilgili devam ettim ve şu an eğitmen olarak da çalışmaktayım. Boş vakitlerimde de yine ürettiğim ürünleri satıyoruz. Sitimol'a da çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir olanak sağladı. Boş vakitlerimizde buradayız. Böyle. Peki kiremitlere merakınız nasıl başladı? Vallahi zaten ben ahşap boyamada devamlı çok seneler önceden beri yaptığım bir işti. Sadece ahşap boyamada yani şişe süsleme, çatlatmalar, cam şişe çatlatmaları, yani ahşap üzerine tepsiler falan. Daha sonra devamlı araştırıyorum zaten. Hep yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Son araştırdığımda ilgimi çekti. Görünce hoşuma gitti. Kıbrıs motiflerini falan kullanmayı tercih ettim. Öylelikle başlamış olduk. Peki kiremitleri nasıl temin edersiniz? Kiremit bulmada zorlanıyor musunuz? Yok. Malzemecilerden alıyoruz biz. Yani zorlanmıyoruz. Eski kiremitleri kullanıyoruz. Üzerine çok çeşitli, mesela bunlar üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. Direkt böyle mesela şu resimleri, evet, resimleri yapıştırarak dekobaj yapıyoruz. Üzerinde oynayarak fırça teknikleriyle çalışıyoruz. Daha önce zaten ben fırça teknikleri one stroke tekniği de aldım. Yani kendi şeylerimi de, bilgilerimi de katarak değişik şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Yani daha seminerlere katılıyorum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum yani. Çok yönlü çalışıyoruz. Peki yapmış olduğunuz el işlerine ilgi var mı? Vallahi aslında eski, daha da yeni nesil o kadar fazla değil. Bizim ekranımızda olanlar daha fazla bu işlerle ilgileniyorlar. Ama yeni nesil o kadar üzgünüm. Fazla. Peki bunun nedeni nedir sizce? Çocukların herhalde ya da gençlerin değil, her şeye kolaya kaçmaları olabilir. Bilemiyorum, teknoloji olabilir. Teknolojiyle hep face'lerde, şeylerde, el işleriyle biz zamanında hep böyle ben kendi adıma el işlerini seviyorum. El işleriyle hala da ilgileniyorum, araştırıyorum. Ama gençlerde üzülerek söylüyorum, bu şeyi görmüyorum yani. Peki sizin zamanınızda nasıldı? Biz mesela zamanımızda el işi kurslarımız falan vardı okulda da, yani okula gittiğimizde, ortaokula falan gittiğimizde el işi derslerimiz vardı. Şu an bildiğim kadarıyla böyle bir şeyler yok. O zamandan beri hani çekirdekten yetişme derler ya, biz öyle yetiştik. Evde de eskiden danteller falan işlemeler vardı, nakışlar vardı. Onları yine yapıyorduk biz. Mesela hep böyle arkadaşlar toplanıp el işi yapar mıydınız? Evet, aynen öyle. Eskiden bir de çeyiz şey vardı ya, çeyizimize bir şeyler yapmaya. Mesela bir genç kızın çeyizinde neler olmalı? Vallahi neler olmalı? Şu an çok farklı. Şu eskiyle kıyaslayacak olursa mesela eskiden neler yapılırdı? Eskiden mesela yatak örtüleri, işlemeler, sargılar vardı.
yastık örtüleri vardı. Şimdi her şey nevresimler falan kolaylık. Bir bakıma da haklılar yani. Onları da kınamamak lazım. Çalışıyorlar, vakitleri yok. Okula gidiyorlar. Yani fazla vakit ayıramıyorlar ama teknoloji de çok ilerledi. Onun da etkisi var. Bizim zamanımızda öyle değildi yani. Neden sonra televizyonlar falan çıktı? Belki de onun etkisi de olabilir. Onun için gençleri de kınamıyorum o açıdan. Çünkü benim de kızım var. Sadece okuluyla, yani el işlerini de seviyor ama okuluyla ilgilenmesi gerekiyor. Belki de yani bunlar etken olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Çizem Hanım, seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Çizem Doygun. 21 yaşındayım. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları okumaktayım. Bu işe başlamam aslında tamamen tesadüf bir şekilde oldu. Bir yakınımız pasta dersi aldığımı öğrendikten sonra okulda işte rica etti bir pasta yapayım küçük çocuğu için. Ben de yaptım. Sonra Facebook attım. Ama tamamen şakasına üstüne yazdım ki işte sipariş alınır falan. Bir arkadaşım ciddiye aldı. Sonra o da sipariş verdi. Yavaş yavaş sipariş almaya başladım. Sonra kendi sayfamı kurdum internette. Ve butik pastacılık üzerine ve catering yarı yarıya, catering şeklinde satışlar yaparım. Sonra bir gün geldim buraya. Tamamen dediğim gibi tesadüf. Sordum ne yapmam gerekir stand almam için. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Başladık. Şimdi böyle buralarda. Peki, neler var şu an? Bugün Oreo'lu cupcake'imiz var. Çok talep gören bir tatlımızdır. Börek çeşidimiz var. İçinde tavuk, mantar, krema var. Havuçlu kek, bu her hafta en çok satılan ürünümdür. Artık bu çevrede alınır her hafta. Mozaik ekledik bu hafta. Tahinimiz var, bu da her hafta çıkar. Ve banoffee pie dedikleri İngilizlerin karamelli muzlu bir tartımız var. Bir de ev yapımı reçellerimiz var. Peki günleriniz nasıl geçer burada? Aslında heyecanlı. Çünkü merdivenden inerler. Ve siz böyle göz göze gelirsiniz. Hadi geliyor mu, gelmiyor mu? Standa baktı, aldı mı, alacak mı? Böyle böyle. Bir de iyi arkadaşlıklar edindik burada. Sohbetimiz var. Öyle geçiririk günlerimizi. Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Gönül Hamit. Evliyim, iki çocuğum var. Manso'da oturuyorum. Teşekkürler. Evet, yapmış olduğunuz el işlerinden de bahseder misiniz bizlere? Öncelikle başlayayım nasıl başladığımı. Evet, nasıl hani başladım? Ben ev hanımıyım. Evde işte sıkıldım. Kursları duyunca kurslara başladım. Önce öyle yani hani bir şeyler üretmek için başlamıştım. Daha sonra ilerledikçe, bir şeyler üretip güzel bir şeyler ortaya çıkardıkça duramaz oldum. Daha çok yapmak istedim. Bu sefer yaptığımı hani yapıyorsun, masraf oluyor, ne yapacaksın? Satışa başladık yavaş yavaş. Önce evet, böyle bir yerde de ev ekonominize katkıda bulunuyorsunuz. Evet, o şekilde de. Öncelikle masrafımızı çıkarmak amaçlı. Çünkü masraflı bir şey bunlar da. O masrafımızı çıkaralım derken yavaş yavaş kendimizi ilerlettikçe, daha güzel şeyler çıkardıkça satmaya da başladık. İstedik ki gösterelim insanlara, böyle şeyler var yani, ev hanımlarının da yapabileceği el işleri var. Yani
oturmak iyi bir şey değil. Hani üretmek daha güzel. Üretelim. Öylelikle başladık işte. Peki neler üretiyorsunuz? Vallahi her şey, incik boncuktan tutun, kiremite gelin, yani ahşap işleri, her şeyi yapmaya çalışıyoruz elimizden gelen. Ya zaten bunları hep kurslarda öğreniyoruz. Öğrendikçe de yavaş yavaş talebe göre gidiyoruz. Hani bazen tepsi isteyen olur, tepsi yapıyoruz. Bazen işte bu kiremitleri beğendi halkımız. Daha çok turistler, yurt dışından gelenler daha çok meraklıdır böyle şeylere. Şimdi daha çok kiremit yapıyoruz. Biraz işte lefkaradır, kozadır, evet. Evet, rüzgarlıklarımız var. Değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Peki günleriniz burada nasıl geçer? Burada City Mall bize çok güzel bir şey yaptı, kapı açtı. Çünkü hani ürettiklerimizi belirli kişilere kendimiz satabiliyorduk. Burada en azından gelip değişik insanlar geliyor, turistler gelir. Güzel bir kapı açtı bize. Burada günümüz hem satış yapıyoruz hem de getiriyoruz el işlerimizi. Yavaş yavaş el işlerimizi de yaparak günümüzü güzel bir şekilde geçiriyoruz. Buraya hem gelirken bayağı arkadaş edindik. Değişik yerlerden gelen arkadaşlar var. Tanımazdık hiç birbirimizi. Burada tanıştık, arkadaş olduk. Güzel bir şekilde geçiyor. Bu bağızlık olacak. Boyunluk, boyuna evet. Bu şekilde. Boncuk. Renkli ipliklerle. Evet, boncuklar. Renkli ipliklerle. Aralarına da boncuk koyarak. Daha sonra etrafını öreceğim tekrardan. Emine Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Emine Sorun. Ben seramik ve resimle uğraşıyorum. Yıllar önce meslek lisesinde başladım bu işe. Bir 23 yıl kadar devam ettim. Bütün el sanatlarını hemen hemen çalıştım. Ama beni en çok çeken seramik ve resim oldu. Buna yıllar var devam ediyorum. Kendimi geliştirdim sanırım. Birçok sergiye katılıyorum. Şimdi de Salıları City Mall'da bize böyle standlar verildi. Burada kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Yeni çevre ediniyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Bu kadar. Peki çalışmalarınızdan da bahsedin bizlere, resim çalışmalarınızdan. Resim çalışıyorum, yağlı boya resimler çalışıyorum. Çalışmalarım da hep Kıbrıs kültürüyle ilgilidir. Kıbrıs insanını, doğasını, evini, kapısını... Böyle çalışmalarım. Seramiklerim de aynıdır. Hep Kıbrıs kültürü çalışıyorum. Kıbrıs insanını, kapısını. Yani en büyük tutkum bu. Evet. Peki şu anda yapmış olduğunuz çalışmadan da bahsedelim, seramikten. Seramik çalışıyorum şu anda. Yaşlı bir adam kaval çalıyor. Bu da yine bir Kıbrıslının resmidir yaptığım. İsmi de Duralida'dır sanırım. Kara ağaçta yaşarmışydı. Böyle. Burada evet, boş oturmaktan boş oturmayayım dedim. İşte seramikle uğraşıyorum. Seramik çalışması yapıyorum. İnşallah akşama bitireceğim bu çalışmamı. Kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Meltem Yapıcıoğlu. Kıbrıs'ta yaşıyorum. El işleriyle uğraşıyorum. Çok seviyorum. Burada lefkarayı öğrendim. Devam ediyorum. Kozayla, el örgüsü. Her türlü takı yapmayı, aksesuar yapmayı seviyorum. Peki el işlerine merakınız nasıl başladı? Ben, annem benim meraklıydı. Annem öğretmendi. Yapmasa da el iş öğretmeniydi. O devamlı üstümüzü örerdi, dikerdi. Ben hiç hazır bir şey almadım liseyi bitirene kadar. Evde hep örülen, dikilen bir evdi. Öyle büyüdüm. Sonra burada vaktim oldu, emekli oldum. Boş zamanlarım olunca da, boşluğa düşünce de yapıyordum zaten ufak tefek ama gümüş çalışıyordum. Burada tekrar evlendikten sonra işte boş vakitlerimde kurslar derken bu işlere tekrar atıldım. Ama eskiden beri meraklıyım, ufak tefek yapıyordum siparişler. Burada sağ olsun City Mall bize kapılarını açtı, gönlünü açtı. Biz de böyle sergiliyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Çok mutluyum ben. Peki burada neler var? Şimdi mesela lefkaralarım var. Ben biraz hayal kurarak yapıyorum. Mesela kare, dikdörtgen çalışıyorum, çift çalışıyorum. Yani biraz farklı üçgen çalışıyorum. Hani lefkaraya sadık kalarak, kumaşına ve ipliğine ve işlev metoduna sadık kalarak, hayal kurarak değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Gençlere de hitap edeyim istiyorum. Özellikle de lefkarayı çok sevdim burada öğrendiğim için. Koza çalışıyorum, kolyeler, küpeler. Renkli kozalar, ipek malzeme kullanarak da küpeler, kolyeler yapıyorum. Sonra kurdele nakışını çok seviyorum. El işi, aynalarım, çantım. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi. Bir tek ben oya yapmayı bilmiyorum. O da çok güzel yapanlar var. Hani oyaları hazır alıyorum, birleştiriyorum. Onun dışında ya, seviyorum, hepsini çok seviyorum. Selesepeti öğrendim burada. Kozayla birleştirdim. Yani sonu yok yapmanın. Çok severek, zevkle, bir de gelenler çok beğendiği için ben mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Ufak tefek de satışlarımız oldu mu? Bizden mutlusu yok. Yani mutluyum, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok mersi. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Neslihan Acar. City Mall'da birkaç aydır katılıyorum. Geri dönüşümden ürünler üretiyorum. Evet. Peki bu merak sizde nasıl başladı? Çocukluğumdan beri diyebilirim aslında. Çocukluğumda hep resim çizerdim. Daha sonra farklı alanlara kaymaya başladım. Şimdi sadece akrilik çalışıyorum. Ve artı geri dönüşüm, doğada ne bulursam onunla objeler yapmaya çalışıyorum. Bu çocuğun mama kavanozlarıydı. Birkaç dantel falan değişik bir şey ortaya çıkardım. Mesela bunların hamurlarını kendim yapıyorum. Evde bildiğimiz hamur yaparak. Bu bir kola şişesi mesela. Üstüne hamur kaplama yaptım. Değişik kavanozları değerlendiriyorum. Resimlerim vardı geri dönüşümle ilgili olarak. Yani hiçbir şey atmıyorum. Doğada hiçbir şey çöp değildir. Her şeyi kullanabiliriz. Onları sanatsal bir hale sokabiliriz. Ben de böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bildiğimiz jüt kumaş, çuval dediğimiz, eskiden patateslerin konulduğu kumaşlar. Şimdi artık dekoratif olarak kullanılıyor. Bu da bir mama şişesi. İşte değerlendirdim. Bu eski bir şarap şişesiydi. Üstüne değişik teknikler uygulayarak bir tuğra yaptım üstüne ve yine jüt kumaştan değerlendirdim. Yani hiçbir şeyi atmamaya çalışıyorum. Ya da bulduğum malzemeleri, yani bazen çöpten topladığım şeyler de oluyor. Mesela şurada bir resmim var, çiçekleri çöpten aldım. Onu değerlendirdim yani.
kadar. Peki burada günleriniz nasıl geçer? Güzel. Arkadaşlarımız var. Eski, yeni. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Herkes birbirleri çok iyi. Bizim için değişiklik oluyor. Geliyoruz buraya. Yani zamanımızı değerlendiriyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Bizden alışveriş yapılıyor. Güzel geçiyor yani. Mutluyuz. Uyguladığım bir teknik filografi. Filografi çivinin telle dansı diğer adı da. Çivilerle ve tellerle yapılan bir teknik. Pek artık burada pek yaygın değil ama Türkiye'de oldukça bilinen, çok yaygın bir sanat. Biraz gürültülü ama çok zevkli bir sanat. İnsanlar bir şeyler çıkarınca, bir şeyler üretince mutluluğu da yaşıyor. Başladığım için çok memnunum. Devam etmeyi de düşünüyorum. Yani tavsiye ederim el sanatlarıyla uğraşan insanlara da. Sitimol'un katkılarıyla hazırlanan El Emeği Göz Nuru programının sonuna geldik. Yönetmenim Yuhan Deşatu ve ekip arkadaşlarım adına haftaya farklı bir meslek ve konukla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi El Emeği Göz Nuru'nu sundu.